oylarını aldı. Kendilerine hizmet etmeyi vaat etti. Yurttaşlarımıza hizmet etmeye davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne insanlar iki sebeple oy verdiler. Bir, yoksulların hakkını korusun. İki, Alevilerin hakkını korusun. Üç, çatışmaya son versin, barış getirsin diye. Aleviler ezilirken, yoksullar ezilirken, barış kapısı açıldığında kapatılmaya çalışılırken Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor? Almışlar başlarına iki tane Ergenekon kaçkınını getirmişler oraya. Şimdi barış kapısı açılırken Kürtler yoktur, bizimle eşit olamaz, biz onlardan üstünüz diye konuşan insanları meclise taşıdılar. Bu mu? Kılıçdaroğlu bu bölgenin Alevilerinin muazzam desteğini aldı. Pek çok yerde insanlar blokun vekil adaylarına oy vermek yerine ona oy vermeyi tercih ettiler. Hükümet olur da hakkımızı korur diye. Hükümet olamadın. Hükümet olamadınsa eğer muhalefette daha çok hak savunucusu olman gerekmez mi? Ne işin var senin şiddetle barış siyaseti yerine savaş siyasetiyle, Irak'a savaş tezkeresiyle, Uludere'de patlayan bombaların dayandırıldığı sınır ötesi harekat planlarıyla ne işin var? Niçin onlara ortaksın? Niçin barışa ortak değilsin? O nedenle biz Halkların Demokratik Kongresi olarak çok açık bir biçimde söylüyoruz. Bir, hükümete mesajımız şudur. Halkı özgürlüğe ve adalete kavuşturmayacak bir barış, barış olmayacaktır. Barış dediğin şeyi terörün tasfiyesi olarak bize anlatmaya kalkma. Ortada terörist yok, isyancı var. İsyanı sona erdirmek istiyorsan isyan sebeplerini ortadan kaldıracaksın. İki, Milliyetçi Hareket Partisi'ne açıkça söylüyoruz. Şiddeti, katliamı teşvik edersen 1980 öncesinde bizi oyuna getirdiler diye ağlamaya hakkın yok. Demek ki oyunu sen kurdun. Sen oynuyordun o oyunu. Ve nihayet üçüncü olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylüyoruz. AKP'nin barışını beğenmiyor musun? Kendi barışını getir. Eğer sen barış getirdiğinde biz desteklemezsek nahme ederiz. Hadi bakalım, barış ittifakı öneriyoruz burada. O yüzden bu dönemdeki hedeflerimiz ve yolumuz bellidir. Her yerde ayrımcılığa, şiddete, dışlamaya karşı barışın diliyle, barışın söylemiyle, muhataplarımızla, bu savaşta hayatlarını kaybetmiş olan herkesin yakınlarıyla empati kuracak bir dile sahip olacağız. Bu savaşta hayatlarını kaybeden Türk gençleri hiçbir partinin üyesi değillerdi. Hiçbir partisinin üyesi olamayacak kadar gençtiler. Savaşmak dışında kendilerine bir yol bırakılmadı. Askere gitmek dışında kendilerine bir yol bırakılmadı. Sorulsaydı belki çoğu vicdani reddini ilan ederdi. Bu insanlar hayatlarını kaybettiler. Onların yakınları şimdi şehit yakınları diye anlıyorlar. Biz onların yakınları oldukları için o insanlara karşı hiçbir karşıtlık içerisinde olamayız. Onları anlıyoruz, onların acılarını anlıyoruz. Tıpkı hayatını kaybeden 40 bin Kürt genci gibi bu gençlerin de ailelerinin acılarını, sıkıntılarını anlıyoruz. Bu sorunun çözülmesi için barışa destek vermelerini, bize destek vermelerini, barış için hareket eden herkese destek vermelerini istiyoruz. Sizlerin de bu yolda çalışmanızı istiyoruz sevgili arkadaşlar. Biz ayrım yapmıyoruz, ayrımcı olmayacağız. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, herkesi birleştiren bir yeni siyaset istiyoruz. İkincisi sevgili arkadaşlar, barış çok önemli ama yaşamak sadece ölmemek değil, tok yaşamak, dinç yaşamak, hiçbir şeyden korkmadan yaşamak, korkusuzca fikirlerini söyleyerek, kendini ifade ederek yaşamak, inandığı gibi yaşamak, bütün bunların hepsi çok önemli. O yüzden biz sosyal haklar, siyasi haklar, bir demokrasi, sadece kaba bir demokrasi değil, hem bir demokratik cumhuriyet, hem bir sosyal cumhuriyet istiyoruz.
Bu da neredeyse bir devrimle eşdeğerdir. Kimse böyledir, şöyledir demesin. Alev halkın nerede olacağını biliyor. Dün bir Alev dedesi de söyledi. Biz dedi bu süreci destekliyoruz, bu konuda da açıklıyoruz. Çünkü diyor bizim zaten özümüzde barış var. Hümanizm var. Savaşa doğalında biz çatışmalara karşıyız. İşte sevgili arkadaşlar, bu önemli bir nokta ve CHP'nin bir an önce gidip kendi halkıyla buluşmasını ve barış istiyorum istemiyorum kendi anket yapsın. AKP durmadan anket yaptırıyor. Bakın AKP çıktı meydana değil mi? Her yere vekillerini gönderiyor. CHP niye bunu yapmıyor? Orada durmuş efendim diyor ki bu sorun olmaz. E nasıl olacak? Akil İnsanlar Komisyonu'na CHP önerdi arkadaşlar. Şimdi bu Akil İnsanlar Komisyonu diye AKP belirledi. E sen de bu sürece dahil olsaydın sen de belirleseydin. Önerdiği komisyona bile sahip çıkmıyor. İlk komisyon işte araştırma komisyonu kuruluyor. MHP'den önce CHP açıklama yapıyor. Diyor biz bu komisyona üye vermeyeceğiz. Niye? Çünkü CHP çözümden yana değil sevgili arkadaşlar. Hep bir ama kullanıyor. İşte biz barış istiyoruz ama. Aması yok bu işin. Barış istiyor musun istemiyor musun? Barış istiyorsan bu süreci aktörlerinden biri olursun. Biz AKP'nin çözüm politikalarını beğenmiyoruz. Beğenmeyeceğiz de. Ama biz bu sürecin en aktif çalışanı olacağız. Çünkü biz barış istiyoruz. Biz kendi barışımızın burada olmasını istiyoruz. Sevgili arkadaşlar, Kürt özgürlük mücadelesi açısından çok önemli bir nokta vekilimiz de ifade etti. 2013 Ahmet Nevroz'u yani Diyarbakır Nevroz'unda tarihi bir gün yaşandı. Oradaki tarihi gün olmasının nedeni 2 milyon insanın toplanmış olması değil. Ama bu da önemli. Tahrir Meydanı'nda yüz binler toplandı, devrim oldu biliyorsunuz. Biz 2 milyon toplandık, henüz devrim olmadı, olacak. Ve televizyonun karşısında o Ahmet Nevroz'u izleyen milyonlar şunu söylediler. Biz çözüm ve barış istiyoruz. Orada ikinci durum Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın mesajıydı. O mesajda Sayın Öcalan şöyle bir cümlesi var. Diyor ki mücadele bitmiyor, yeni başlıyor. Mücadelenin başka bir aşamasına geçiyoruz. Silahlı mücadeleden demokratik siyasete başlıyoruz. Bu çok önemli bir cümle. Çağrı yapıyor. İşçi sınıfına, yoksullara, köylülere, kadınlara, ekoloji hareketlerine, Alevilere, bütün inanç, ezilen inanç gruplarına diyor ki gelin bu kapitalist moderniteye karşı demokratik moderniteyi birlikte inşa edelim. Yani ne diyor? Bizi yok sayan, sömüren, emeğimizi yok sayan, bizi köle koşullarında, 21. yüzyılda köle koşullarında yaşamak zorunda bırakan bu sisteme karşı gelin eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, sosyalist bir toplumu birlikte inşa edelim. Çağrısı bu arkadaşlar. Ben de sizleri Halkların Demokratik Kongresi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bugün 17. bölgeni ve yaptığımız gezinin son aşamasındayız. Malatya'da başladık memleketinden. Bugün Erzincan'da. Son demeyelim aslında başka bir başlangıç. İlk gezimizi düzenledik. Bu bölgeye daha çok geleceğiz. Buradaki sorunları birlikte değerlendireceğiz. Ertuğrul Kürkçü vekilimiz Halkların Demokratik Kongresi'nin hem sürece ilişkin hem gençliğe ilişkin değerlendirmelerini ifade etti. Ben de eksik kalan tekrara girmeden bölümlerini ifade edeceğim. Ama ondan önce Erzincan'da olmaktan çok büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Gerçekten Erzincanlılar bizi çok coşkulu karşıladı. Gençler bizi çok coşkulu karşıladı. Bu coşkulu karşılamanızın karşılığı daha çok sorumluluk, daha çok çalışmak. Bize daha çok yük yüklediniz. Bundan sonra Ankara'ya gittiğimizde bu sorumluluklarımızı da yerine getireceğiz. Kadın olarak tabii şu bir manzaraya baktığımızda coşkulu bir katılım var ama kadınlar evde demek ki çocuklara bakıyorlar ya da işte genç kadınlar bilmiyorum gelemediler böyle bir sorun var ama
kadın katılımını da bundan sonra artırmak bizim açımızdan önemli. Çünkü Halkların Demokratik Kongresi'nin en önemli özelliği %50 eşit temsildir. Yani kadınlar ve erkeklerin eşit temsili önemsiyoruz. %10 gençlik kotamız var. Dolayısıyla bu mesele bizim açımızdan herhangi bir mesele değil ya da sadece görüntüyü kurtarmak değil. Siyaseti, geleceği kazanmak açısından önemli. Kadınların özgür olmadığı bir toplumun özgür olması mümkün değildir. Eşitlik mücadelemizin başarıya ulaşmasına mümkün değildir. O açıdan şimdiden bir söz istiyoruz. Bir daha toplantıya geldiğimizde en azından büyük bir kısmının kadın olmasını talep ediyoruz. Yani şimdiden arkadaşlarımız çalışsınlar. Bir sonraki toplantımızda kadın katılımını yükseltelim. Değerli arkadaşlar, ben de sürece ilişkin birkaç şey ifade etmek istiyorum. Gerçekten burada da var barış için eşitlik, çözüm için müzakere, Halkların Demokratik Kongresi olarak uzun süredir biz barış mücadelesi veriyoruz. Kurulduğumuz günden beri gündem maddelerimizden birisi demokrasinin kazanılması. Demokrasinin kazanılmasının da en başta Türkiye'de yaşanan, 30 yıldır yaşanan savaşın, çatışmanın son bulmasıyla mümkün olacağını ifade ettik. Yani Kürt sorunu demokratik ve barışçıl çözüm. Şunu ifade ediyoruz, bu ülkede savaş varsa bizim bu ortamda çok rahat çalışmamız mümkün değil. Bu ülkeye gençlerin cenazeleri geldikçe bizim başka alanlarda siyaset yapmamız, söz söylememiz ne yazık ki mümkün olmuyor. O yüzden bizim öncelikli görevlerimizden birisi ölümleri durdurmak. Halkların kardeşliğini gerçek anlamda eşit yurttaşlık temelinde sağlayabilmek. Bunun için 2011'den beri çalışmamızı yürütüyoruz. Şimdiki çalışmamız değil. O yüzden bu yaşanan sürecin izleyicisi değiliz, tarafıyız biz. O yüzden de gezdiğimiz her yerde barış için, çözüm için sözümüzü söylüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki herkesin barıştan ya da çözümden kastettiği şey aynı değil. Bugün AKP'nin çözüm dediği şeyle Halkların Demokratik Kongresi'nin, Barış ve Demokrasi Partisi'nin çözüm dediği şey aynı değil. AKP diyor ki PKK silahları bıraksın, yurt dışına da çıksın, bunun dışında Kürtlere hak ve özgürlüklerini vermeyin, bu işten kurtulayım. En son anayasa tartışmasında da gördük. Mesela dedi ki anayasanın başlangıç ilkesinde bir tanım olmasın, Türk, Kürt, Laz, Çerkez tanımı olmasın, Türkiye'lik tanımı yeter diye. Şimdi AKP'nin sunduğu anayasasında Türk milleti diye bir tanım var. Hani biz bu ülkede 72 milyon içerisinde Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Komak vardık, Azeri vardık, Arap vardık. Gelinen noktada bu dilin kendisi sorunlu bir dil. Bir yandan çözüm varmış gibi bir atmosfer yaratılıyor. Her yerde Akil İnsanlar Komisyonu kuruldu, işte çalışmalar yapılacak. Ama bir yandan da kullanırken biraz önce vekilimiz de altına çizdi. Hala sorunu, terör sorunu, terörle mücadele ediyoruz, terör sorunu çözüyoruz diye bir ifade ediyor. Bizim barış dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Biz diyoruz ki bu sorun bir terör sorunu değildir. Milyonları arkasına almış bir hareket terör örgütü olamaz. Milyonların desteğini almış bir harekete siz böyle bir tanım ifade ederseniz bu sorunu çözmez. Bizim dediğimiz biz bu sorun bir hak ve özgürlük sorunu. Gasp edilen Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra 1924 Anayasası ile gasp edilen hakların geri iadesi meselesidir. Bizim barış dediğimiz şey Kürt halkı başta olmak üzere bütün halkların dil, kimlik, kültür haklarının yasal ve anayasal güvenceye kavuşmasıdır. Şimdi bakıyorsunuz bunlar var mı? Yok. Olmayacak mı? İşte bu belli değil. Olup olmayacağına karar verecek olan işte buradaki arkadaşlarımızdır. Biziz, bizim örgütlü mücadelemizdir. Yani bunu AKP'nin eline bırakamayız. Bizim istediğimiz barışın olmasını istiyorsak, eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi istiyorsak, o zaman bu süreci yürütecek olan da biziz sevgili yoldaşlar. O açıdan Halkların Demokratik Kongresi'nin bu gezisi bu açıdan da önemli. Nasıl bir barış istediğimiz meselesi önemli ama buna rağmen yapılan gelişmeleri biz çok önemsiyoruz. Akil İnsanlar Komisyonu bizim açımızdan yetersizdir. Kadın katılımı yok denecek kadar az. İşte 12 tane, 63 kişi içerisinde 12 tane kadın var. Akil insanların ne yapacağı meselesi sorunlu. Şimdi 7 bölgeye ayrılmışlar. Her bölgede 9 kişi var. Bu bölgedekiler televizyonda da konuşuyorlar. Bölgede halkı barışa ikna edecekler diye bir çalışma yürütüyorlar. Bence buna gerek yok. Akil insanların işi değil bu. Her parti kendi tabanını gitsin bu sürece ikna etsin.
Biz yapıyoruz mesela. O zaman bu akil insanların görevi ne olmalıdır? Çözüm sürecinin sağlıklı ilerlemesi için bir gözleme, bir bu süreci engelleyecek, bu süreci sekteye uğratacak, sorunları giderecek bir yetkisi olmalıdır. Evet, ilk aşamada halkı bu sürece ikna edebilir, anlatabilir, proje nedir, barış neden ihtiyacımızdır, barış neden toplumsal bir ihtiyaçtır diyebilir. Ama sadece görevi bu olursa sürecin başarıya ulaşmasını engelleyebilir. Yarın bir sıkıntı çıktı ne olacak? Bir problem çıktı ne olacak? Kim bunu engelleyecek? Ya da bunu yeniden yoluna girmesi için nasıl bir yöntem bulunacak belli değil. Dünyada çünkü bu tip sorunu çözenlerin hep bir üçüncü bir tarafı olmuş. Genelde bu taraflar uluslararası güçler olmuş. Türkiye bunu kabul etmiyor. O zaman bunu bu yetkiyle donatmayınca bu iş olmaz. İkincisi, mecliste bir komisyon kurulması. Çünkü müzakere süreçlerinde iki temel komisyon önerilmişti. Bu konu tartışma konusuydu. AKP başında dedi ki bu iş meclisin işi değil, AKP'nin işi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Tamam, Türkiye'de %50 oy almışsın ama bu ülkede %100'ü bu süreçten etkilenecek. Barış hepimizin ihtiyacı. E şimdi sen yarın bir şey oldu, hükümet gitti ya da bu süreç hemen bugünden yarın olabilecek bir durum değil. AKP hükümeti değişti. Ne olacak bu sürecin geleceği? Dolayısıyla meclisin burada görev alması gerekir. Şimdi araştırma komisyonu kurdu AKP hükümeti. Kurulması için salı günü gündeme gelecek. Önemlidir, biz önemsiyoruz. Ama meclisteki araştırma komisyonlarıyla bu iş çözülecek değil. Çünkü meclisteki araştırma komisyonu sevgili arkadaşlar şöyle kuruluyor. Her partiden üye veriliyor. AKP 10 üye veriyor. CHP 3, MHP 2, biz de 1. Eşit temsil yok. Bu şimdi bu nasıl olacak? AKP'nin dediği gibi mi olacak? Genelde Uludere komisyonunda gördük. Gerçeği bildiği halde, gerçeği açığa çıkartma değil, gizleme komisyonu haline dönüşüyor. Dolayısıyla bir araştırma komisyonuyla çözülecek bir iş değil. Ama bu önemlidir. O zaman bundan sonra gerçekten bu süreci işleyecek hakikatleri araştırma ve adalet komisyonu ya da bu sürecin sağlıklı yürümesini sağlayacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade etmek istiyoruz. Ama ona rağmen AKP'nin bu süreçte işte başbakan her gün açıklıyor, çözüm sürecinde umutluyuz diye kendisi açıkladı. Çünkü bu savaşın Türkiye'ye maliyeti sadece insan kaybı değil, ekonomik kayıp da var. 300 milyar dolar diyor bu savaşta kaybedilir ki gerçek rakam çok daha fazla. Her gün F-16'lara bu ülkenin ekonomisi gidiyor. Savaş ciddi bir ekonomiyi getiriyor beraberinde. Yoksulun, emekçinin, tarım işçisinin, köylülerin ihtiyaçlarını karşılama yerine bu ülkeyi savaşa hazırlayan bir noktada ekonomisini oraya harcıyor. Bu tespitin kendisi bile bu savaşta sadece Kürtler etkilenmiyor. Bütün Türkiye bu savaştan etkileniyor. Dolayısıyla barış hepimizin toplumsal ihtiyacı olmak durumunda. Vekilimiz de ifade etti. Özellikle bu süreçte muhalefette, parlamentoda iki parti bu sürece karşı duruyor. İkisinin gerekçeleri farklı ama yan yana durdukları bir durum. Anayasa önerilerinde de biz bunu gördük. CHP'nin, MHP'nin anayasa önerisi en azından sürecin ilerlemesi konusunda aynı. Diyorlar ki biz bu hale devam etmek istiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu kendisi bir Kürt ve bir Alevi. Niye bu kimliğini söylüyoruz? Kendisi kabul etmiyor, ayrı bir şey de. Ben de bir Kürt ve Aleviyim, oradan biliyorum. Bir Kürt ve Alevilerin iki kez yabancılaşma durumu var. Bir etnik kimliğine yabancılaştırılmış bu ülkede yıllarca Kürt yoktur, Karkurt sesi işte dağda yürürken Karkurt sesi çıkartmışlardır. O yüzden Kürttür diye hikaye, hatta hikaye değil, kitaplara bile yazmış, sözlüklere bile yazmışlar bunu. Bunu resmi bir tez olarak geliştirmişler. Kürtler buna karşı direnmiş, bu yabancılaşmaya karşı. Geldiğimiz noktada 21. yüzyılda biz varız diye rahatladık. Ha, ama haklarımız yok henüz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu yabancılaşma o kadar köküne kadar yaşamış ki Kürtler biz varız diyor. O hala var mı yok mu belli değil yani. İkincisi Alevi olarak yabancılaştırmışız. Bu coğrafyada yanı başımızda dersinde geliyoruz. 38'de yaşanan katliam nedir? Hala 21. yüzyılda cemevleri ibadethane midir değil midir buna yargıyla karar veriyor. Yargıtay karar veriyor, cemevleri ibadethane değil. Zorunlu din dersi var. Bu ülkede hala 21. yüzyılda zorunlu din dersi Alevilere zorla din eğitimi veriliyor. Kendi inancı da değil. Sunni, hatta Sunni Hanifi mezhebine göre. Orada da bir ayrım var. Şafiler de aslında bu şeylerde yok. Böyle bir yaklaşım içerisinde
bir yaklaşımda şimdi bu ikinci kez yabancılaştırmayı bu kadar yoğun yaşayan Sayın Kılıçdaroğlu bu süreci de çözüm sürecine de yabancı, halkına da yabancılaştır. Bakın biz 3-4 gündür geziyoruz, 3 gün oldu değil mi? Gittiğimiz her yerde CHP'nin tabanıyla da karşılaşıyoruz. Hepsinin bize sorduğu soru şu: vekilim, CHP niye bu sürece karşıdır? Biz ona oy verdik. Biz Aleviler onlara oy verdik. Niye CHP bu sürecin karşısındadır? O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'na şöyle bir seslenme, birkaç gündür eleştiriyordum ben. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu söylüyorum: lütfen şu milletvekillerinizle bir gelin, oy aldığınız şu Dersim'e, Erzincan'a bir gelin. Bu halk barış istiyor mu, istemiyor? Ankara'da olmuşsunuz, kendi aklınıza yabancılaşmışsınız. CHP'ye oy verenlerin büyük bir kısmı barış sürecini destekliyor. Barışı destekliyor, AKP'yi değil. Barış olsun diyor. Çünkü bu coğrafyadakiler ölümün ne demek olduğunu biliyor. Ölüm sadece insan ölümü değil. Her gün dağ taş bombalanıyor. Ekolojik denge bozuluyor. İnsanlar zehirleniyor. Dağımız taşımız zehirleniyor. Kanser vakalarının bu kadar artmasının nedeni nedir? Her yere HES'ler yapılıyor. Bu savaş nedeniyle birçok boyutu var. Sevgili arkadaşlar.